Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz sessiz konuşuyormuş gibi oluyorum ama Eda uyuyor. Uyanır aslında, uyanması gereken bir saat. Çünkü saat 11 oldu artık. Bekledim ama ellemedim. Pazar günü dinlensin istedim. Velhasıl arkadaşlar hoş geldiniz. Age of Empires 4 hikaye modu serimiz devam ediyor. Normanlarda kaldık. Normanlar Bremiel göreviyle devam edeceğiz. Bir önceki bölümde iki kardeş kralın arasındaki savaş başlamıştı. Yani başlamıştı derken ateşlenmişti diyelim, alevlenmişti. Normandiya'ya doğru inmiştik. Şimdi 1119 yılında Bremiel Muharebesi'ne gidiyoruz arkadaşlar. Hikayemizde devam edelim. Çünkü şu görevi başlata basalım. Bol bol video ve loading screen göreceğiz. With King Henry resting possession away from his brother. But the French King Louis VI would not accept Henry's heir as the future Duke of Normandy. Henry's fragile power would face its first test. An invasion by the French King. Oh. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar, yani malum haberin üzerine tabi reklamını da yapmak iyi gelir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz biz bu oyunu Age of Empires 4'ü Xbox Game Pass, PC Game Pass üzerinden oynuyoruz. Aylık 30 liraya. Aynı zamanda biz Command & Conquer Red Alert 1 Remastered'ı da aynı platform üzerinden oynuyoruz. Bunu neden tekrar ediyorum? Asıl bizim şeyimiz Blizzard oyunlarıydı. Malum birçok sebepten dolayı en başta pahalılık olmak üzere oynayamıyorduk. İşte StarCraft falan önceden satın aldığımız oyunları oynuyorduk ama yani şu anda Microsoft Blizzard ve Activision'la anlaştığını belirtti. Bu arada hala satın alma gerçekleşmedi. 70 milyar dolar nakit. Güzel para. Umarım o yani oynayamadığımız oyunları da burada görürüz. Gerçi Elder Scrolls'da var böyle bir şey. Hani kim bunu neden söyledim? İşte MMO Game Pass olmaz, aylık şeyi var, ücreti var diye. Olur arkadaşlar, olur. Her şey olur. Niye olmasın? Yani adamlar artık sahibi olduktan sonra ben böyle yapıyorum dedikten sonra pek kimsenin böyle olaya ya kardeş öyle yapamazsın, WoW yıllardır böyle falan diye konuyu müdahale edeceğini zannetmiyorum. Sadece WoW'un yani World of Warcraft'ın Game Pass'e gelememesinin olayı şu olabilir. Hali hazırda World of Warcraft'ın hatır sayılı bir oyuncusu kitlesi var. Yani oradan para akışı muazzam. Belki bunu kaybetmek istemeyebilirler ama biz böyle düşünüyoruz. Neticede Türkiye'deki imkanlar üzerinden düşünüyoruz ama Game Pass yurt dışında da çok 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 ucuz değil. Yani yaklaşık yani tamam belki 10 euro olsa bile adamların çok böyle zararı uğratacak bir durumda olacağını zannetmiyorum. Çünkü herkes bizim gibi düşünmüyor. Yani ucuz yol aramıyor. Bazı insanlar oyunlarını alıp geçiyor. Game Pass'ini almıyor. Mesela diyor ben sadece Age of Empires 4 oynayacağım diyor. Yurt dışında atıyorum. Adam bakıyor 30 euro atıyorum ya da 40 euro. Onun için 40 lira gibi bir şey olduğundan adam diyor ki benim Game Pass'e ihtiyacım yok. Aylık niye aynı parayı vereyim falan tarzında yaklaşıyor. Çünkü Game Pass bir de yerel fiyatlandırması var. Yani onlar bizim takıldığımız konular biraz ama dediğim gibi ne gösterir? Bu 2022 içerisinde olacak gibi görünmüyor. Böyle de söylentiler de var. Bakalım zaman bize ne gösterecek. Bu loading screen'de bu sohbetimizde. Bremiel hadi bakalım. A smoldering farmstead gave away the beginnings of a French invasion. At the head of the vast army stood King Louis of France himself. An English scout hastily rode to inform King Henry of England, who was still en route to defend his borders. Hearing of the threat, villagers and guards fled their English-held towns and retreated to the stronghold of Fleury. Above all, the English forces in Normandy had been commanded to hold the town of Fleury and await King Henry's arrival.
ne yapacağım şimdi? Askeri birlik çıkartacağız. Halihazırda toplayan işçiler falan var. Marketi siktir et. As the village of Cressonville fell, all English hopes lay in holding Fleury for the king's arrival. Şunları doldursam mı? Şu anda bunlar yaldır yaldır gelecek, değil mi? Şuralara biraz daha kule çıkacağım. The town of Granville succumbed to the French and the English were pushed back towards Fleury. Burada değirmen yok galiba. Burada taş var ama şuraya bir çiftlik yapalım. İşçileri geri çektik ama ordu toplanıyor burada. Bizim de bir ordu yaratmamız lazım ufağından. Birlik geldi. Dışarıda atlıları bırakmıştım bilerek ama kötü mü ettim acaba, bilemedim. Bayağı girdiler abi. At last, Krenhal'in Henry geldi. What's that face say?
Hearing that King Louis himself was on the field, Henry saw his chance to put England's claim to Normandy beyond doubt. Ne oldu? Kaydetti. Şuradaki kapıyı onarayım istiyorum ama. Şimdi ne? Birim üreten binaları seçmek için F1'e bas. Ekonomi üreten binaları seçmek için şeye bas. Önce bir ekonomiyi oturtalım artık. 50 olduğunu istiyor ama. Teknoloji için F3'e basıyor. Tamam, hala oyunu bize öğretiyor. Burada bir şey oluşturmamız gerekecek. Adını siz söyleyin. Ekonomi oluşturup ordu oluşturup öyle gideceğiz. Orada ha. Bir bina kalmış. Sıra sıra şehirleri ele geçireceğiz. Güzel. Dude, tamam da yapacağız. Sakin. Şurası demirci ya. King Louis, determined to oust the English from Normandy, began sending attack parties to harass King Henry and his forces. Hala işçiye ihtiyacım var çünkü asker çıkartabilme durumunda değiliz henüz çok fazla. Teker teker yapalım gene askerlerimiz. Aha, arbaletliler gelmiş. Bir işçiye bakalım. Yiyecek feodal çağa geçelim de. İkinci çağa geçtik mi ki biz? Demirci bu galiba. Bir de bize cephanelik lazım. Benim buralara biraz daha kule dikmem gerekiyor bir yandan. Güzel, zor bölüm.
En azından zaman kısıtlaması falan yok yani şu anda beni zorlayabilecek. Zorlayabilecek derken ben sevmiyorum yani. Ciddi bir orda hazırlıyor. Mümkün olduğunca ekonomimi bir an önce ayarlamak istiyorum çünkü yiyecek sıkıntısı, yiyeceği iyi toplayamıyoruz. Hem bir üst çağa geçmek istiyorum bir yandan, hem de gelişmek de istiyorum aslında. İyi, güzel bölüm olacak. Taş sur diyor. Ama sanırım buralara yapamıyorum yani. Önce bunları yıkmam gerekecek gibi. Şöyle falan mı olacak atıyorum. Deneyelim, öğrenmiş oluruz. Etrafta yiyecek toplama şeyi yok. Ev yapalım hocam. Bir işçiyi daha taşa göndereyim. Yani her binada aslında ufak tefek de olsa bir geliştirme var. Yani tam kurulurken geldiler. Acaba çıkabiliyoruz mu buraları? Anladım abi. Peki abi. Ben buralara pek
pek çıkamıyoruz artık. Ama orada yeterli savunmayı sağladık diye düşünüyorum yani. Son bir ev daha yapalım. Yani kralımız burada. Ahırımız var. Aha, taş sur geldi. Hadi bakalım. Bir tane yapalım oraya. Oduna. Geçebiliyoruz mu buna? Geçebiliyoruz. Nerede geçelim? Şurada geçelim. Enteresan bir yapı olmuş. Bu bitti mi? İçine asker sokmamız gerekmiyor mu? Bilemedim şu an. Asker sokmamız gerekmiyor mu bunun içine? Arbeletçi mi sokacağız acaba? Bir tane daha yapayım ben ondan şuraya. Güzel, taş surumuz oldu. Evet, yavaş yavaş orduyu genişletelim. Şurada beyaz kulemiz yükseliyor, savunma simgesi. Yok, ateş ediyor onlar ya otomatik. Orayı tamir etmem gerekecek. Şu beyaz kule bitsin, biraz iğme kazanırız diye düşünüyorum o şu anki bölümde. Atlamaları pek hoş olmamış ya. Duvardan atlıyorlar. Şeyden geçmiyorlar. Tamam, savunma hattı güzel oldu. Şurada geliştirmelerimize bakalım. Evet. Silahşör teknolojisi. Sığınak avı. Arbeletçi geldi. Altının mı yetmiyor? Sanki o kaynaklar sonsuzmuş gibi davranıyor ama.
Şimdi her şey altına dayanmaya başladı, değil mi? En azından teker teker gönderiyorlar yani. Mesela bir seçim arbaletçi yok abi. Öyle bir olay değilmiş o. Hani şey zannettim, acaba o demir, yani taş kulelere arbaletçiler mi çıkıyor diye. Springled mevzusu, bu yapıyı savunan. Bilmiyorum abi, birçok şeyi öğreniyoruz zaten yani. Engineering'e gerek var mı? Taş bir şeyler yapacağız mı? Yapmayacağız şu anda. Kralı da alalım bu sefere. Gerçi epey kalabalık var ama. Oo. 108 asker var burada. Hücuma kalktılar yani. Kuşatma aracıymış meğersem. Kişilik bir ordum var, bakalım en azından şu şehri almaya çalışayım. Biraz durulun bakalım. Yani yükseltmeler altınla
ve bundan dolayı da biraz sevimsiz. Kuşatma atölyesini göreyim. En azından buradaki geliştirmeleri yaptık. Artık altın istiyor bütün geliştirmeler. Sıkıntı. O yüzden şuradaki altını da ele geçirmek önemli diye düşünüyorum. O yüzden bir sonraki şehre gidelim. Buraya girersem büyük bir saldırı gelir mi diye çekinmiyor değilim açıkçası. Aslında Fransızlar kırmızı değildir. İngilizler kırmızı, Fransızlar mavidir. Genel renkler böyle değil mi? King Henry's men struck at the French forces and recaptured the town. Taş savunma yapmama gerek var mı? Bilmiyorum. Bol bol kule yapacağım onun yanına. Serpent shattered. All right, men. Gungend. What needeth beyond dawn?
Güzel güzel. Burada bir geliştirme var mı? Yok abi, ne altınmış ya. Altın altın altın, her şeyi altın istiyorlar. Şaşırmışlar. Bir ev daha yaptıracağım. 200 olup olmadığını anlayacağız. Bu arada dikkat etmedim çünkü az önce. Muhtemelen max kapasite 200. Nereden gördüler? Yani şunları bir çıkartalım şuraya. Ne yapıyorum ki? Altını da bitirmemeye çalışıyorum bir yandan hızlı bir şekilde. Evet, 200 maksimum abi. Arveletçileri yanımda götürürüm de. İşte sağdan soldan geliyorlar bu sefer. O yüzden çok hızlı bir ordu üretmem gerekiyor. Şehir merkezi yapacağım, evet. Come on, hadi artık. Nerede? Tamam, eti bitirdik. Eyvallah. Başka bir çağ geçebiliyoruz mu? Yok, bu kadar, tamam. Bu ne? Dini bina. Bunu da denemek istiyorum. Bana ne kazandırıyor? That for that.
Ordu biraz oluyor gibi ya. Şu şehir merkezi bitsin, şuradan çiçeği basıp buralara da yerleşeceğim. Adamın çiçeğinin üzerine mi yaptım o binayı ben? Ne bu keşiş? Vololo. Dost birimleri iyileştirir. Niye sana kim odun topladı dedik? Şurada okçu yok mu hiç? Bir tane sıksın şunu. Koca orduyu çektik ya, iyi mi? Yani şuradan gelirler diyoruz hiç. Geleceklerini beklediğimiz yerlerden gelmiyorlar. Sıçacağım Fransızın ağzına. Kaydet, kaydet. With the border towns recaptured, King Henry's claim to Normandy faced only one more obstacle. King Louis and his army. In the humble peasants' fields of Bremieux, two kings would settle their claim to Normandy. Fourth one, they're friends. Mid-Baldenes. Fourth one, they're friends. Mid-Baldenes.
neydith worker. Means better is yar. See they to worker. Now fende is men leaf. Thine hestis. Redende is what you need to do. Gel kardeşim gel. Burada yıktığın evleri unutmadık gel. Louis düştü. Daha doğrusu ordusunun büyük bir kısmı gitti de herhalde kendi de düştü yani. Home, but rallied by their king, the English army forced a French surrender and put King Louis and his knights to flight. Kaçmışlar, düştü de. With the impromptu battle ending in resounding victory for the English, King Henry had secured his ancestral lands under the English crown. Adam İngiltere'nin güvenliğini Fransa'da falan sağlıyor yani. Avrupa'da sağlıyor. Yay! Zafer güzel geldi. Güzel bölümdü. Açıkçası bayağı beğendim. Yani sonunda işte böyle toplan hani adam akıllı böyle birkaç bölüm oldu. O hoş oldu gerçekten böyle işte toplan abi. Ordunu kur, şehrini yap, binanı kur. Yani klasik böyle bildiğimiz real time strateji tadında bir bölüm oldu. Ben çok eğlendim. Açıkçası umarım sizler de eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.